Evet, AK Parti Merkez Efendi Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Adem Oklu stüdyoda konuğumuz. Aslında biz program öncesinde hani yoğun da bir çalışma temposu sürdürüyor Sayın Oklu. Onu değerlendiriyorduk. Az sonra da soracağız sorularımızı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurcan Hanım. İyi akşamlar. Yoğun anladığımız kadarıyla değil mi? Bülten arasında da haberi izlerken değerlendirdik ama ben yine size de soracağım. Evet. Ne yapıyorsunuz şu sıralar? Özellikle çalışmalarınızı nereye yoğunlaştırdınız? Stratejik olarak belirlediğiniz noktalar var mı? Nasıl geçiyor genelde çalışmalar bir gün? Öyle evet, sorayım. Bir gün nasıl geçiyor? Çünkü malum, siyasetin o yoğunluğuna girdiniz artık. Malum 30 Ekim günü biz adaylığımızı açıkladık. Memuriyet görevimizden istifa ettik. Adaylığımızı açıkladık. Ve temayülü kadarki bir süreç vardı. Temayülü kadarki süreç, bir 8-9 günlük süreçte yapılması gereken şuydu. Partimizin yönetim kurulu üyeleriyle birebir görüşmeye çalıştık. Tabii ki zaman darlığından hepsine ulaşamadım ama telefonla ulaştık. Ziyaretler gerçekleştirdik birebir. Tabii bu bize büyük bir tecrübe oldu. Yani şunu gördük ki kimle olursa olsun mutlaka yüz yüze konuşmak gerekiyor. Bütün yani kalp sıcaklığıyla, böyle yüz mimikleriyle, yani iki taraf birbirinin enerjisini karşılık hissetmeleri diye düşünüyorum. Tabii böyle bir yoğun bir çalışmamız oldu. Yaklaşık 179 arkadaşımız oy kullandı. Tabii her birine gönlüm arz ediyor ki birebir ziyaret edeyim, evinde, iş yerinde bir sohbet edeyim. Biz onları tanıyalım, onlar bize tanısın diye arzu ettim ama yetişemediklerim oldu. İnşallah bu hafta o yetişemediklerim arkadaşlarımıza birebir yine ziyaret edeceğim. Yani iş yerinde, evinde ziyaret edeceğim inşallah. Sohbet edeceğiz. Bu hafta öyle geçti. Biliyorsunuz cumartesi bir temayül yoklaması yapıldı. Merkez Efendi için söylüyorum, ilimiz için söylüyorum. Çok güzel bir şölen havasında oldu. 1400'e yakın partimizin temsilcileri, il başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, gençlik kollarımız, kadın kol, herkes geldi, oylarını kullandılar. Gönüllerinde kim onlara yer ettiyse oylarını verdiler. Çok güzel bir seçim atmosferi oldu. Biz de tanıdık bütün dostlarımızı gördük. Hepsini bir arada böyle siyasetin içinde olan dostlarımız, hepsini aynı anda görmüyorduk. Deniz'in her ilçesinden, köyünden arkadaşlarımız geldiler. Bize tebrik ettiler, memnuniyetlerini dile getirdiler. Peki siyaset nasıl? Onu sorayım size. Çünkü siz hani evet, tamam daha önce hani İl Genel Meclisi'ndeydiniz ama bu kez birebir artık baş aktör olarak evet, çünkü siyasetin evet, içindesiniz. Şimdi ben daha nasıl önce siyasetin içinde tamamen karşılıksız bir hizmet olarak evet, içindeydim. Evet öyleydi. Yani milletvekillerimiz, il başkanı, il genel meclisi başkanı, il genel meclisi üyelerimiz, muhtarlarımız, ilçe başkanı biz hep sürekli diyalog içindeydik. Yani bir ilçede problem var, Adem Bey şöyle bir sıkıntı var hemen bize aktarırlar. Biz elimizden geldik onları yapmaya çalışırdık. Böyle bir ortam vardı. Bizim yabancı olmadığımız yani sistem arasındaki ilişkilere ve bu sistem nasıl yürüdüğünü hemen hemen bildiğimizi zannediyor idik. Tabii ki şimdiki pozisyonda çok farklı bir durum var. Siz beğenilmek isteniyorsunuz. Yani partileriniz tarafından, vatandaşlarınız tarafından insanların size güvenmesi gerekiyor, beğenmesi gerekiyor, size destek olması gerekiyor, oy vermesi gerekiyor. Bunu talep etmek gerekiyor. Bu da bizim en zor becerdiğimiz bir iş. Yani siz gideceksiniz bir vatandaşımıza, bir hemşehrimize, bir partilimize ya bana destek olun, bana oy verin. Yani bu çok zor bir şey. Bana zor göre mu çok geliyor? Zor bir şey. Hı-hı. Çok zor bir şey. Niye çok zor bir şey? Yani siz zaten olduğunuz gibi bir adamsınız. Karşıdaki vatandaşımıza, partilimize bizi zaten biliyor. Yani o bilip dururken ve karar belliyken ben şimdi ondan sen bana da destek ol yani ve bize oy ver. Nasıl diyeceksin yani? Bu çok zor bir şey. Yani insan, diyor musunuz? Diyorsunuz tabii yani siyasette. Ben şöyle yani hiç kimseye gidip de bana oy verin diye asla demedim. Sadece dedim ki bir tanışıyoruz, bir gönül dostu oluşuyoruz. Böyle bir yola çıktık. Dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Böyle yuvarlamaya çalışıyoruz. Yani bir şey talep etmek, istemek, illa yönlendirmek asla doğru değil. Ben şunu biliyorum ki bizim insanımız, bizim hemşehrilerimiz neyin ne olduğunu biliyor. Siyasetin en zor kısmı bu mu geldi benim, size? Bana en zor kısmı o geldi. Yani bana oy verin, bana destek olun. Yani ben şöyle yapacağım veya ben böyle yapacağım. Bu bana en zor gelen kısmı bu. Ben şöyle bir şey tavır sergiledim. İnsanlarımız beni bilsinler. Nasıl konuşuyorum? Konuştuğum bir güven veriyor mu? Bu işe layık mıyım diye. İnsanların bunu kendisini görmesi lazım. Ben diyorum ki biz 28 yıldır bu işi yapıyoruz bu ilimizde. İlimizin her noktasında, dağında, taşında, köyünde, kasabasında, mahallesinde, okulunda, iş yerinde, duble yolunda, köprüsünde, camisinde, restorasyonunda, tarımında, sulamasında binlerce şükür yapmadığımız hiçbir iş kalmadı.
biz bu işi en iyisini yapıyoruz. Hı hı. Bunda hiçbir tereddüt yok. Yani bunu mütevazi olmaya gerek yok. Yani Türkiye'de ilk olan bazı projeleri biz imza attık. 500 bin dekar arazi kimsenin burnunu kanatmadan, kimsenin hakkını geçirmeden yaptık. Restorasyonlar yaptık. Pamukkale'ye biz Türkiye'nin en iyi ören yeri, en iyi yönetilebilir ören yeri, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bir yerin gene UNESCO raportörler tarafından en iyi korunan yer olarak raporlarını bile aldık. Biz bunu aldık 2007'de sıfırdan. Bir sistem kurduk orada. Yani bizim sistem kurmakta, iş organize etmekte, sistem yönetmekte, karar vermekte, talimat vermekte, sonuç almakta hiçbir tereddütümüz yok. Peki bu yansımış mı vatandaşa? Gittiğiniz yerlerde bunun çalışmalarınızla tabii ki yansımış, yansımış değerlendirme oluyor. Yani biz gittiğimiz yerlerde daha önceki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevimizde biz köylerimize giderdik, otururduk. Tek tek talepler alırdık. 14, 15, 16, 17 tane talep alırdık. Bu taleplerin biz tamamına notumuzu alırdık. Bunu bir plan çerçevesinde belirlerdik. Ve biz bunların tamamını yapardık. Yaptık da yani. Yaptığımızdan dolayı nereye gidersek bizim yaptığımız işler karşımıza çıktı. İnsanlarda şu inanç var. Adem Bey söz verirse yapar. Ve ısrarla bizden söz almaya çalışıyorlar. Yani mutlaka diyor ki söz ver. Tabii söz vermek kolay bir şey değil yani çok zor. Ama biz inandığımız şey, yani şu işi yapacağız dedik mi, bunun çok örnekler var. Hiç endişe etmeyin, biz bu işi kesinlikle yaparız dediğimiz her işi yaptık biz. Bundan sonra söylüyoruz, yani biz bu işi kesinlikle yaparız dedim, her işi yaparız. Söz veremeyeceğimiz işler nedir? Hukuki gerekçeleriyle yapılmaz bir iştir, tamam. Ekonomik olarak sıralamayı koyduğumuzda daha zamanı gelecek bir iş vardır. Şu an ilimizin ekonomik durumuyla, ihtiyaçlarımız doğrultusunda sıralamada öncelikler değildir. Daha geridedir. Bunu beklemiyoruz ama mutlaka acilen yapılması gereken bir iş olduğunda biz asla ötelemeyiz. Bu iş yapılacak dedi mi bizim ekibimiz gece gündüz sabah akşam demez yapar. Ben şunu biliyorum çünkü devlette öğrendim şu var. Devletin ben bunu yapamıyorum. Bunu gücüm yetmiyor. Burada sözüm geçmiyor. Ben buna bir gün sonra yaparım. Üç gün sonra yaparım. Böyle bir şey yok. Şu an Denizli'nin imkanları muhteşem imkanlarımız var. Sanayisiyle, teknolojisi, yetişme, insan gücü, iklimiyle, havasıyla yani Denizli'de 24 saat, 365 gün kış dahil inşaat sektörü devam eder. Böyle bir yapı var. Bir de şöyle bir şey var Denizli'de. 2004 yılından beri Nihat Başkanımız Zeybekçi zamanında ve akabinde Osman Zolan Başkanımızda bir yürüyüşe çıkıldı. Yani şehir muazzam bir kabuk değiştirdi. Yani bu il sınıf atladı. Bunu ben kendim söylemiyorum. Almanya'dan gelen bir vatandaş, geçen Şirinköy'deydik, o anlatıyor. Ya Adem Bey diyor, siz diyor, anlatıyor. Diyor ki bak doğan bir çocuk gözünüzün önünde büyüse büyüdüğünü fark edemezsiniz diyor. Ama biz diyor her 2-3 yılda bu il geldiğimizde diyor, bu il nereden nereye gelmiş diyor. İnanın bazı benim orman teşkilatından veya da özellerden arkadaşlarım var. 4-5 yıl önce denizden geçmiş, 6 yıl önce, 10 yıl önce geçmiş. Bir daha geçince inanamıyor bu şehir ne olmuş diyor. Bunların sonuçlarını da seçimde alacağız tabii, diyorsunuz. Inşallah. Son olarak böyle o zaman bir güzellik hemen var birkaç elimizde. Cümleyle evet. Değerlendirmemizi alalım. Bundan sonra ne yapacaksınız ki? Yine çalışmalarınız süresince de programlarda bir araya gelip çalışmalarınızı değerlendireceğiz. Bundan sonra ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Bundan sonra birkaç cümleyle alalım. Bundan sonra ne yapacağız? Denizli zaten 2004'ten beri muhteşem bir yürüyüş var. Yani Denizli'nin dünya kenti olması noktasında ciddi bir yürüyüş var. Bunu iki dönemdir devam ediyor. Şimdi üçüncü döneme gireceğiz. İnşallah biz bu yürüyüşe daha ileriye götüreceğiz. Çok büyük işler yapıldı. Yani şehrimizin ulaşım noktasında, alt geçitler noktasında, çevre yolu noktasında, konut değişim noktasında, okullar noktasında muazzam bir gelişim oldu. Biz bunu daha da hızlandıracağız. Evet. Daha güzel şeyler yapacağız. Biz zaten sahaya çıktık. Mahalle mahalle, ev ev, iş yeri iş yeri, adım adım herkese tek tek ulaşacağız. Neler yapmak istediğimize, aksayan yönlerimiz neler varsa onları tamamen gidermeye, güzel şeylere doğru hep beraber bir umut vereceğiz, bir güven vereceğiz, bir güven tazelemesi yapacağız. 2023'e kadar bir çizgi çizeceğiz. İnşallah onu hep beraber yürüyeceğiz. Peki, başarılar dileriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.